İvedilik Akşam Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Ben Derya Kara. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağız. Güçlü, çalışkan, vefakar Anadolu medyası ne yazık ki finansal sorunlar yaşıyor. Özellikle yerel televizyonların TürkSat'a ödediği uydu ücretleri büyük yük oluşturuyor. Mevcut fiyatlandırmalarla ilgili önemli müjdeler beklenirken TürkSat'ın yeni tarifesi şaşırttı. Sabit kur rakamı 1 doları 3,60'dan 4,20'ye sabitlendi. Artan döviz özellikle iş dünyasında ciddi sıkıntı yaratınca hükümet önemli adımlar atarak ekonomide yükselen tansiyonu düşürmüştü. İhracatçı ve iş adamlarına sabit kurla önemli bir kolaylık sağlanmıştı. Bu kapsamda televizyonların TürkSat'a ödediği kapasite uplink bedelinde sabit kur uygulamasına geçildi 2018 yıllarında ve ücret 3,60 dolar olarak belirlendi. Zaten yerel televizyonların belini büken yüksek kapasite bedeli uygulaması önemli bir sorunken TürkSat'ın yeni fiyat tarifesi şaşırttı. Sabit kur rakamı 1 doları 3,60'dan 4,20'ye sabitledi. Yani küçük bütçelerle büyük işler yapan kurumların maddi sorumluluğu arttı. Oysa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerel televizyonların karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, uydu yayını yapan kanallar için bazı maliyet tarifeleri hazırladıklarını söylemiş ve sorunların çözüleceğini açıklamıştı. Ancak sorunların çözümü bir yana, ücretlerin aylık 20 bin doları aşmasıyla yerel kanallar çok zor zamanlar geçiriyor. Ulusal kanallarla aynı ücreti ödeyen Anadolu ekranları binlerce kişiye istihdam sağlarken ekonomik yükümlülük nedeniyle bir bir kepenk kapatmak zorunda kalıyor. TürkSat'ın uydu ücretlerini düşürmesi beklenirken yeni sabit kur fiyatlandırması tepkiyle karşılandı. Özellikle yerel bazlı televizyon yayıncılığı yapan kurumların en büyük sorunu finansal kaynaklıyken yetkililerin bu durumu görmezden gelmesi şaşırttı. Anadolu Yayıncılar Derneği gibi bir kurumun bu konuya tepkisiz kalması ya daha önce verilen sözlerin takipçisi olunmaması ya da ayrı bir muamma. Şimdi yerel kanallar seslerinin duyulmasını bekliyor. Ordu'da dört gözle beklenen projelerden biri olan ve süre bakımından uzun süredir beklenen Altınordu ilçesinde Botanik Park arazisi üzerine inşa edilecek şehir hastanesinin yeterlilik ihalesi sonuçlandı. Başvuruda bulunan 11 firmadan 10'unun yeterlilikten geçtiği bildirildi. Ordu'da dört gözle beklenen projelerden biri olan ve süre bakımından uzun süredir beklenen Altınordu ilçesinde Botanik Park arazi üzerine inşa edilecek şehir hastanesinin ön yeterlilik ihalesi sonuçlandı. Başvuruda bulunan 11 firmadan 10'unun yeterlilikten geçtiği bildirildi. Ordu'da dört gözle beklenen projelerden biri olan ve uzun süren yer tartışmalarının ardından Ordu Botanik Park arazisi üzerine yapılacağı kesinleşen Ordu Şehir Hastanesi inşaatı için ön yeterlilik ihalesi yapılmıştı. İşte o ihalenin sonucu açıklandı. Ordu Şehir Hastanesi için başvuruda bulunan 11 firmadan 10'u ön yeterlilikten geçti. Sağlık Bakanlığı'ndan Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlilik ihale sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlilik ihalesinin sonuçlandığı belirtildi. Buna göre 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlilik ihalesine toplam 11 firma başvuru yaptı. İncelenen başvuru dosyalarından 10'u ön yeterlilikten geçti. Ordu Şehir Hastanesi için ilk teklifler 8 Ekim'de alınacak. Sağlık Bakanlığı 81. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında Ordu'ya 11 yeni uzman doktor ataması yaptı. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne neonatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik, mikrobiyoloji, Fasa Devlet Hastanesi'ne radyoloji, Ordu Devlet Hastanesi'ne nefroloji, deri ve zührevi hastalıklar, Ünye Devlet Hastanesi'ne göz hastalıkları, Aybası Devlet Hastanesi'ne anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, iç hastalıkları, Akkuş Devlet Hastanesi'ne iç hastalıkları, Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi'ne aile hekimleri branşlarında uzman doktor ataması yaptı. İl Sağlık Müdürü Doktor Ergün Yanmaz, Ordu'ya yeni atanan uzman hekimler konusunda açıklamalarda bulundu. Yanmaz yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Planlamalarımızda bulunan Ordu ilimizin
uzman hekim ihtiyacının giderilmesi amacıyla bakanlığımız ile sürekli bir diyalog içerisindeyiz. Ordil olarak bakanlığımızın bizlere büyük bir ayrıcalık tanıdığını yapılan atamalar gösterdi. Sağlık Bakanımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Yeni atamalar ilimize hayırlı olsun ifadelerinde bulundu. Değerli izleyenler, Ordu'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ordu'da uyuşturucu operasyonları aralıksız sürdürülüyor. Ordu genelinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri Altınordu ilçesinde iki kişiyi gözaltına aldı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgiye göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine Karapınar Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 115 uyuşturucu hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ordu Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, 16 yıl sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında yerini almaya hazırlanıyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür toplantıları düzenlemeye devam eden Enginyurt, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ordu Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, 16 yıl sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında yerini almaya hazırlanıyor. 1999-2002 yılları arasında DSP-MHP koalisyonu döneminde MHP'den Ordu Milletvekili olarak görev yapan Enginyurt, 16 yıl sonra yine MHP'yi ve Ordu ilini temsil edecek. Sağ olun, teşekkür ederim. Cemal Enginyurt, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını İl Başkanı Köksal Yılmaz yaptı. Bizler bugün sizlerle buluştuk. Allah nasip ederse bugün Sayın Vekilimiz mazbatasını alarak Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı ve 19 ilçe başkanlığı olarak emeğimizin karşılığını inşallah bugün alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Vekilimizi ordunun sesi, ordunun her daim yanında olan orduyu en iyi şekilde temsil etme noktasında 1999 yılında da seçildiği dönemde göstermiştir. Avcının, fındıkçının, esnafın, velhasıl ordunun bütün sorunlarını anlatan ve bütün ordulunun Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izleyecek bir yapıyla siyaset yapacağına inanıyoruz. Daha sonra konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milliyetçilerin verdiği sözü tuttuğunu dile getirdi. 24 Haziran seçimleri 19 ilçemize, ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Cumhur İttifakı millet aklı diyerek sefere çıktık. Rabbim bizleri mahcup etmedi, zaferi nasip etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için, birinci turda seçilmesi için kendimizden fazla Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için mücadele verdik. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekillerinin kendisi hakkında söylemlerine de cevap verdi. Seçilmemizden hazımsızlık o kadar yüksek derecede ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olup Ordu'dan milletvekili seçilen Seyit Torun isimli bir zavallı basın toplantısında bizi diline doluyor ve diyor ki Cemal Enginyurt sokak ağzıyla konuşuyor, haddini bilsin. Biz Seyit Torun gibi salam ağzıyla konuşmadık zaten. Seyit Torun gibi, daha doğrusu konuşmamazlık da yapmadık. Seyit Torun Cumhuriyet Halk Partisi'ni batırmış bir adamdır. Fitnecidir. Partisinde dedikodudan başka bir iş yapmaz. Ben sokaktan geldim. Ben sokaktayım. Ben bu sokakların çocuğuyum. Allah'ım değişmeyi nasip etmesin. Ama Seyit Torun, açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Orduya hizmet zaten 3 yıldır hiçbir iş yapıp ya hizmet etmedin. Sadece CHP'yi böldün, parçaladın. Bizimle uğraşırsan bedelini sen ağır ödersin. Diğer milletvekili adayı Mustafa Adıgüzel kardeşim diyorum.
iyi bir insandır. Demiş ki Cemal Enginyurt çadırın önünü, sarayın önünde çadır kurup yatacak. Nasıl yapacak bakalım, sarayın önü onu bekliyor, bir çadır alsın. Fındık için söz verdi. Hayırdır Mustafa, Antep'ten mi vekil seçildin? Kars'tan mı vekil seçildin? Fındık sadece Cemal Enginyurt'un sorunu mu? Mustafa adı güzeli de o çadıra davet edeceğim. Sıkıysa gelip yatmasın benimden. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bütün sözlerimin arkasındayım dedi. İnşallah biz her konuda verdiğimiz sözün arkasında olacağız. Arıcının derdiyle ilgileneceğiz. Balıkçının derdiyle ilgileneceğiz. Gençlerin derdiyle ilgileneceğiz. 2V yasasıyla ilgileneceğiz. Kader mahkumlarının derdiyle ilgileneceğiz. Ne söz verdiysek arkasındayız. Dolayısıyla ben 19 ilçe başkanıma, ocak başkanlarıma, kadın kollarına, gençlik teşkilatlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Parti olarak hedeflerini anlatan Enginyurt, 19 belediyeden 15'ünü Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de %100 artışla milletvekili seçilen tek vilayeti Ordu'yu yaptınız. Büyük bir destan yazdınız. Artık durmak yok. Hedef 30 Mart'taki belediye seçimleri. İnşallah 19 ilçenin en az 15'ini Milliyetçi Hareket Partisi alacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 82 bin oy alarak Ordu milletvekili olan Enginyurt, bugün mazbatasını aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Cemal Enginyurt, verdiğim sözlerin arkasındayım dedi. Bozkurtsuz olmaz abi. Ben de bozkurtsuz. 16 yıl aranın ardından tekrar Ordulu seçmenden temsil yetkisi alan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mazbatasını almanın gururunu yaşadı. Ordu Adliyesi'nde mazbatasını alan Cemal Enginyurt'a ilçe teşkilatları da eşlik etti. Mazbata aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, ordunun sorunlarını en iyi şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirecektir dedi. Emeğimizin, çalışmamızın ve ordulunun takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden vekil seçilip Sayın Cemal Enginyurt'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uğurluyoruz. Mazbatasını bugün aldık. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ordunun gür sesi olarak ordunun sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde temsil etme noktasında ordunun gür sesi olarak Allah yolunu izine açık etsin diyoruz. Bu emek hepimizin, Türk milletinin, ordulunun ve kendisinin, Allah utandırmasın, yolu açık olsun diyorum Sayın Vekil. Daha sonra açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, verdiğim sözlerin sonuna kadar arkasındayım dedi. Mazbata şu anlama geliyor. Artık bundan sonra oy versin vermesin. Bütün ordulunun milletvekiliyiz. 19 ilçenin milletvekiliyiz. 770 mahallenin milletvekiliyiz. Velhasıl Türkiye'de yaşayan ordularında milletvekiliyiz. Biz siyasi bir ayrım içerisinde asla olmayacağız. Verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Fındık dedik, fındığın takipçisi. Arıcı dedik, balıkçı dedik, gençler dedik, kadın haysiyetinin korunması dedik, 2B yasası dedik. Velhasıl ordu ile ilgili yoldu, başka yatırımlardı, ne yapılması gerekiyorsa verdiğimiz sözün arkasındayız. Enginyurt basın açıklamasının ardından tebrikleri kabul etti. Evet. 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek olan Doktor Mustafa Adıgüzel mazbatasını aldı. Adıgüzel gururlu olduğunu söyledi, orduyu en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. Olay bu yani. Anne. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri geride kaldı. Seçimin ardından orduyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek olan isimlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel mazbata almanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Adliyesi'nde mazbatasını alan Çiçeği Burnu'nda milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel'in yaşadığı gurur ve mutluluk gözlerinden okundu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Ordu milletvekili seçilen ve 4,5 ay gibi kısa bir süre milletvekilliği görevinde bulunan Adıgüzel, yarım kalan işlerini tamamlamak adına yola çıktı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte mazbata almaya giden Adıgüzel'e Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun da eşlik etti. Ordu milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel mazbatasını aldı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Herkese hayırlı olsun. Ordu'ya da hayırlı olsun. Türkiye'ye de hayırlı olsun. Ben hep öteden beri söylüyorum. Halktan ve haktan yana, hukuktan ve adaletten yana olacağım. Asla ötekim olmayacak. Herkesin, her kesimin milletvekili olacağım. Onu net bir şekilde söylüyorum. Ordulu'nun da, Türkiye'nin de hakkını, Türk halkının da hakkını sonuna kadar savunacağım. Tabii bundan sonra bir seçim bitti artık. Bundan sonra seçim satından uzaklaşıp bir an önce vatandaşın sorunlarına angaje olmak lazım. Onlara odaklanmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Engin Yurt yine bugün bir basın toplantısı yapmış. Orada Sayın Seyit Torun'un benim seçilmemem için elinden geleni yaptığına dair çok uygunsuz, gerçeğe aykırı bir söylemde bulunmuş. Şimdi ben en azından kendim şahidim. Bütün seçim sattı boyunca en büyük eforu sarf edenlerden birisi Sayın Seyit Torun'dur. Birlikte mücadele ettik. Dahası da ben Sayın Seyit Torun'la ilk defa yol arkadaşlığı yapmıyorum. Bu üçüncü seçimimiz 3 yıl içerisinde. Zaten eğer bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk, bir forun esirgeme durumu olsaydı bu diğer, yani bu şu anda beraber olmazdık zaten. Ya demek ki bu uyum, bu ikili iyi işler yapmış ki buraya gelmişiz ki 3 tane seçimden ikisinden ikimiz de milletvekili seçildik. Demek ki başarılı bir ekip olmuşuz. Burada bir kimsenin hani daha az efor sarf ettiği falan gibi söylemler hiç yakışık almaz. Milletvekili adı güzel. Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile yaşanan polemikler hakkında da konuştu. Tartışmalara son noktayı koydu. Evet, burada bizim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi herkes kendi parti içi sorunlarına eğilsin isterim ben. Bir de artık hani bu dilden biraz uzaklaşmak lazım. Tabii Enginyurt renkli bir kişilik. Basına da güzel malzeme çıkıyor. Basın mensupları da bazen onu azıcık biraz gazlıyorlar. Ben tabii onun da hani şunu söylüyorum. 4 tane AK Partili vekil işte bol keseden atmak falan derken Funda, hani bir 4. AK Parti vekil yerine bu anlayışta Funda taban fiyat vermeyen, bu anlayışta 4. AK Parti vekil yerine bir başka birisi Cemal Enginyurt'un aslında seçilmesinin Cemal Enginyurt'a da iyi bir mesaj olduğunu düşünüyorum vatandaş tarafından. Aslında bunu değerlendirmesi lazım. Yani 4. AK Partili seçmedi de bu vatandaş kendisine tercih etti. Artık o yüzden bu dille ilgili yanlışlıkları bırakıp vatandaşın hizmetine öncelikleyen bir yola girmek lazım. Artık kavga siyasetinden uzak durulması gerektiğini söyleyen Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, Ordu Milletvekili Engin Yurt'a davette bulundu. Yapacağı mücadeleyle ilgili onun bir çadır kuracağım sarayın önünde demiş, beni de davet etmiş. Ben ona şöyle söyleyeceğim, hani böyle işin şov tarafı değil de bizi saraya göndermedi bu halk, bizi millet meclisine gönderdi. Ben de kendisine karşılık olarak şunu söyleyeceğim. Bizim hazır bir kanun teklifimiz var Fındık'la ilgili. Kendisinin eklemek istediği, düzenlemek istediği, düzeltmek istediği neler varsa gelsin beraber konuşalım. Biz bunu meclisin çatısı altında, çadırda falan değil de meclisin çatısı altında daha hani uygun bir yerde beraber yapalım. Birlikte Fındık kanunu çıkarabiliriz. Vatandaşa güzel bir çözümler üretebiliriz. Birlikte çalışabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden ben diyorum herkesin ve her kesimin vekili olacağım. Herkesi de bu şekilde olmaya davet ediyorum. Okulların tatile girdiği yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapsamında Ordu'da açılış programı düzenlendi. Ordu Müftülüğü bahçesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük hedeflerinden biri olan geleceğin temelini oluşturacak olan çocukların en iyi şekilde dini, ahlaki, milli ve manevi değerler eğitimini vermek amacıyla yaz aylarında düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Yaz Kur'an kursu kapsamında Ordu'da açılış programı gerçekleştirildi. Ordu İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Program ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yusuf İslam Taş isimli öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşması Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından yapıldı. Yaz Kur'an kursunun önemi üzerinde saatlerce konuşulabilir. Tabii biz bugün bir açış programındayız. Ne kadar önemli olduğunu yapılan istatistiklerde görüyoruz. Toplumumuzun önemli bir kısmı, büyük çoğunluğu özel din eğitimi dersi almadan çocukluk döneminde camilerimizde, yaz Kur'an kurslarımızda, normal Kur'an kurslarımızda almış olduğu
eğitimle dini hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla bizim yazın ne kadar çok yavrumuza ulaşabilirsek din hizmeti anlamında o kadar başarılı olmuş olacağız. Daha sonra kürsüye Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk çıktı. Yaz Kur'an kursunun önemine vurgu yaptı. Önemli hizmetlerinden bir tanesi bizim yaz kurslarımızdır. Bu yaz kurslarında biz çocuklarımızı çok fazla sıkmadan, onları hem öğreterek hem eğlendirerek böyle bir programlar yapmak suretiyle yavrularımıza bir nebze olsun, ki bir nebze değil aslında, Türkiye'de bir istatistik yapılmış, %60 insanlar din eğitimini sadece camilerde, yaz kurslarında öğrendiklerinden bahsediyorlar. Bu azımsanmayacak önemli bir husustur. Yani %60 insanımız sadece yaz kurslarında dinle tanışıyorsa, camiyle tanışıyorsa yaptığımız iş çok basit bir iş değil. Müftü Öztürk, yaz Kur'an kurslarının oldukça önemli bir iş olduğunu söyledi. Çocukların temelden dini eğitim aldıklarını ve dini temelden öğrendiklerini ifade etti. Arzumuz şudur, yavrumuz başladığı zaman 8 haftanın ilk haftasından son haftasına kadar bunu devam ettirirse müthiş bir verim alıyoruz. Güzel bir verim alıyoruz, çok faydalı oluyoruz. Bizim değerlerimizi tanıtmak, en güzel şekilde öğretmek, sevdirmek mecburiyetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi sloganıyla başlayan kurslarda aynı zamanda vatan ve millet sevgisi de aşılanıyor. Bu sene 25 Haziran Pazartesi günü başlayan Yaz Kur'an kursları 17 Ağustos Cuma günü son bulacak. Ekmeklerini Karadeniz'den çıkaran balıkçılar yeni av sezonuna teknelerinin bakımını ve onarımını yaparak hazırlanıyor. Denizin emektarları yaklaşık 2 ay boyunca ekmek teknelerini hazırlamak için uğraş verecek. Ekmeklerini Karadeniz'den çıkaran balıkçılar yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak hazırlanıyor. Bakıma ahşap teknelerin alt ve üst kısımlarından başlayan kıyı balıkçıları sonraki aşamadaysa ağlarının bakımını yapacak. Denizin emektarları yaklaşık 2 ay boyunca ekmek teknelerini hazırlamak için uğraş verecek. Giresun Pirazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının tekneleri kıyıya çekerek başladığını söyledi. Önümüzdeki yaklaşık iki ay sonra yeni sezonumuz başlayacak. Eylül 1 itibariyle. İşte bu ara bu boşlukla da değerlendirerek tabii teknelerimizi kenara alacağız. Bakım onarımlarını yapacağız işte gördüğünüz gibi. Ağlarımızı tamir edeceğiz. Onların bakım onarımını yapacağız. Ve sezon hazırlıklarımızı bu şekilde tamamlayacağız. İşte bakımlarımız bittikten sonra teknelerimizi suya indirerek Eylül 1'de artık palamut balığını bekleyeceğiz. Yaklaşık 2 ay sonra yeni sezonun başlayacağını ifade eden Arslan, bu süre zarfında teknelerin bakımı ve onarımını yapacaklarını kaydetti. Şimdi bizim teknelerimiz tabii küçük ebatlı tekneler. Bizim bakım onarımlarımız çok uzun sürmeyebilir ama büyük tekneler tersanelerde bakım oluyor. Onların bakımları biraz daha teferruatlı oluyor. Biraz daha uzun süre istiyor şu anda balıkçı barınaklarında veya tersanelerde büyük bir çoğunluğunda balıkçı tekneler, gırgır dediğimiz tekneler hep bakım onarımda. Onların aylarca sürebiliyor bakımı. Hamdi Arslan sezonun her zaman olduğu gibi palamutla başlayacağını belirtti. Yeni sezonla ilgili bilgi verdi. Palamut şu anda zaten şu anda avyarı büyük ihtimalle Karadeniz'e bıraktı palamut balığı. Önümüzdeki günlerde özellikle Temmuz'un 10-15 itibarından eğer bonoz dediğimiz o küçük boy palamut çıkarsa Karadeniz'in özellikle Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kısımlarında bu zamanlarda çıkarsa bu balık görünürse, çaparalara vurursa sezonda balık olacağı anlamına gelir. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'üne 1 yıl 6 ay 22 günle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'üne 1 yıl 6 ay 22 günle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklarla yakınları ve avukatları katıldı. Meslekten ihraç edilen eski öğretmen YG savunmasında örgütün gizli haberleşme programı Baylo'yu telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
Tutuksuz yargılanan KBD ise örgüt üyesi olmadığını ve örgüte ilişkin bildiklerini daha önce anlattığını belirtti. Tutuklu sanık EA da üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. Tutuksuz üye ise önceki beyanlarını yineleyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle YG ile EA'ya 6 yıl 3'er ay, KBD'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Tutuklukta geçirdikleri süreyi dikkate alan heyet, YG ve EA'nın tahliyesini hükmetti. Sanık üyenin de beraatini kararlaştırdı. Ordu liselere geçiş sınavında rekor üzerine rekor kırdı. LGS sınavında birinci çıkartan Ordu'da özel bir eğitim kurumu rekora imza attı. Tüm sorulara doğru cevap veren Efe Keleş 500 tam puan olarak Türkiye birincisi oldu. Ordu bugünlerde liselere geçiş sınavına ambargo koymakla meşgul. LGS sınavına giren öğrenciler rekorlara ve büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Hedefler koyup hedeflere ilerleyebilen çocuk. Ordu'da eğitim konusunda yenilikçi ve modern teknikler kullanan özel bir eğitim kurumu bunun meyvesini liselere geçiş sınavında topladı. Özel eğitim kurumu tarafından verilen doğru teknikleri kullanan Efe Keleş isimli öğrenci sınavda tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu. Öğretmenlerim daha çok heyecanlı oldu. Türkiye birincisi Efe Keleş için özel eğitim kurumunun kampüsünde ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni öncesinde konuşan Şampiyon Okulun Genel Müdürü Özlem Dağ açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencilerinin tamamının beklediği sınav sonuçları açıklandı. Liseye geçiş sınavı, LGS sınavı 2018'de öğrencilerimiz sınav sonuçlarını bu hafta itibariyle elde ettiler. Bizim için çok keyifli, çok güzel sonuçlar elde etti iki öğrencimiz. Ordu Enver Yücel Kampüsü'nde de bir öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye'nin zirvesinde yer aldığı sonucuna ulaştık ve çok mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizi, üç öğrencimizi, ailelerini, velilerini ve onları bugüne hazırlayan, yetiştiren tüm öğrencilerimizi, eğitim ekiplerimizi ben gönülden tebrik ediyorum. Genel Müdür Dağ, Türkiye'de Edirne'den Kars'ta birçok noktada başarılı öğrenciler çıkarttıklarını söyleyerek, öğrencilerin hazırlanma sürecinde yardımı olan tüm paydaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Elbette Türkiye genelindeki tüm okullarımızda Edirne'den Kars'a 8. sınıflarımızda birçok öğrencimiz bu sınava girdi ve zirveye yerleşen 3 öğrencimiz gibi öğrencilerimiz çok büyük başarılara imza attılar. Ben öncelikle hepsine bu geçirdikleri zorlu ama bir o kadar da keyifli başarılı yıl için tebriklerimi iletmek istiyorum. Bu süreçte onların yanında sadece akademik anlamda mentor öğretmenleri yer almadı. Onları akademik olduğu kadar dikkat eksikliği, rehberlik ve bu kaygı ve stres dolu süreçte yanlarında olan öğretmenleri de destekledi. Bu bütün bir başarıydı. Öğrencimiz, velimiz, öğretmenlerimiz ve tüm okuldaki bu sürece destek verdi. Kısaca arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm bu süreçteki emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonu Efe Keleş de başarısındaki temel etmenin eğitim gördüğü kurum olduğunu ifade ederek tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Yapılan konuşmanın ardından liselere geçiş sınavında Türkiye birincisi olan Efe Keleş isimli öğrenciye hediyesi verildi. Başarı pastası hep birlikte kesildi. Üzücü bir olayla bültenimize devam ediyoruz. Korgan ilçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan ve ağaçtan düşme sonucu hayatını kaybeden Yakupçun toprağa verildi. Cenaze törenine Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Korgan ilçesinde Çayırkent Mahallesi'nde ıhlamur çayı toplarken düşerek hayatını kaybeden 53 yaşındaki Yakupçun, Korgan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeyi Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Belediye Meclis Üyeleri Necati Celemoğlu, Şenel Eskiden ve Ahmet Bolat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçeden komşu hakkında olan haklarımızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Ben dahi şahsi haklarımı helal ettim, helal olsun. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Davet ve özel organizasyonlarda hizmet vermek için açılan bir organizasyon firması Çatalpınar ilçesinde hizmete girdi. Açılış törenine belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sayın Emniyet Amirim, İlçe Başkanım, Daire Amirlerim, sevgili müdürler, değerli misafirler. Gerçekten ilçemiz artık bir bir açılan yeni iş yerleriyle gerçekten ilçe olmaya başladı. İşletmeciliğini İsmail Akyol ve İshak Kayabaşı'nın yapmış olduğu davet ve organizasyon firmasının açılış programı görkemli bir şekilde gerçekleşti. Çatalpınar'da hizmete açılan davet ve organizasyon firmasının açılışına Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Süre ve mülkiye amirlerin yanı sıra çok sayıda ilçe halkı ve davetli katıldı. İlçemizde gerçekten 90, bir ayağı 90 olan bu iş yerlerimizin ilçemize kazandıran bu genç girişimci arkadaşlarımıza ben şimdiden tebrik ediyorum, bol kazançlar diliyorum onlara. Hayırlı olsun diyorum. Sizlerle beraber olmak, şu an aynı ortamı paylaşmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isteyeyim. Çatalpınar, Karadaş, Aybastı, Fatsa, biz bir bölgenin, havzanın çocuklarıyız. Sorunumuz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz de bir. Fatsa'nın denizi ortak, Aybastı'nın Perşembe Yaylası da ortak. Her gün bu caddelerden geçiyoruz. İşletmeci İsmail Akyol, firmamızı sadece Çatalpınar'da değil, tüm ordu genelinde hizmet verecek şekilde planladık dedi. Evet, ya Allah, bismillah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. TV52 Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.